Selam, Dilop ASMR kanalında yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgehan. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi benim için mükemmel diyebileceğim ekmek arasılarım bulunmakta. Şöyle üzeri kızarmış. Klasik, biliyorsunuz ben ekmek arası hazırlayınca bir tost makinesine basıyorum bolca. Böyle bir içindekiler eziliyor. Daha güzel oluyor. Daha böyle sıcak, çıtır bir görüntü oluyor. Herhalde biri düştü. Yan tarafta gördüğünüz üzere şurada. Dur, öteki parmağım. Şuradaki turşularım bulunmakta. Bir tane kolam var. Bunları dolduralım. Kolayı dolduralım. Videoya geçelim. Sizi kola sesleriyle bir baş başa bırakayım şöyle. Çok da uzun tutmak istemiyorum bu doldurma olayını. Zaten mümkün olduğunca uzatıyorum. Kolamızı şöyle yan tarafa alalım. Ağzını iyicene sıktıktan sonra. Kola tabii yine arka plandan dolayı görünmüyor burada. Burada görüyorsunuz artık. Evet, kayıt cihazını açtık. Tamam. Yavaştan yemeye başlayalım. Şimdiden damlamaya başladı. Niye? İçinde domates var. Ondan dolayı böyle. En sevmediğim olaylardan birileri. Neyse, peçeteyi açtık şuraya. Öyle. Birazdan tarifini veririm. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir spor yaptım. Bayağı bir ağır. Yoğun anlamında. Spordan sonra yiyorum bunu. Çok iyi gidiyor. Bayağı güzel.
kısaca nasıl yapıldığından bahsedeyim. Bunları evde ayarladım. İçinde şu gördüğünüz hepsinin içinde aynı şey var. Tavuk, marul, taze soğan, maydanoz, az bir şey domates, turşu, salatalık turşusu olabilir, kornişon turşusu olabilir. Kimisi için ikisi de fark etmiyor. Ve dibine birazcık salça sürdüm. Alt tarafına, şu taban kısmına. Ketçap, ranch sosu. Kimisi mayonez de kullanabilir, tercihe bağlı. Ve çeşitli baharatlar, tuz atabilirsiniz. Karabiber, kırmızı biber, kekik falan, o size bağlı. Bunları ekmeğin arasına basıyorum. Tost makinesiyle ısıtıyorum. Üstüne birazcık yağ sürüyorum ve böyle sesten de duyacağınız gibi çıtır mı çıtır ekmek arasalar ortaya çıkıyor. Spor sonrası özellikle sağlıklı diyebiliriz. Tabii ekmek pek sağlıklı olmasa da genel olarak sağlıklı spor sonrası, spor öncesi falan tüketilebilir. Çok araya girmeden, çok konuşmadan şunu yemeye başlayayım, devam edeyim artık her neyse. Bu arada arkadan köpek sesleri ve ağlayan çocuk sesleri geliyor. Bilmiyorum, herhalde birinin misafiri falan geldi. Bozulmasın. Bu arada turşudan da yiyeyim. Orada duruyor, yemedim falan demesinler. İçine odaklarsa eğer, evet, dürüm açıl, dürüm diyorum. Alışkanlıktan ekmek arası açılmaya başladığı için çok gösteremedik o kısmı. Tavuk dedim. Bu arada ben tavuk göğüsü kullandım. Onu da zaten yağ koyuyorum, pişiriyorum tavada o şekilde. Suyunu çekene kadar. Hem içinde var hem de yan tarafta var. O yüzden turşuya pek ağırlık veremiyorum. İçine de bolca koydum. İkisi birlikte güzel gider dedim ama birazcık ağır kaçabiliyor. Merak edenler olabilir. 400 gram
civarı bir tavuk koydum bu. Bütün ekmek arasalara haberiniz olsun. Ben yeterli gördüm. Eksik falan bulursanız, eğer yapmak istiyorsanız daha fazla, daha eksik, daha az falan koyabilirsiniz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Bye bye.